yardımlaşma, anma, eğlence benzeri amaçlarla gün batımından sonra düzenlenen toplantı. Basit düşünün ne olur. Neye katıldım? Partiye yardım. Harf alayım. Yapmayın. Gelmiyor ama, gelmiyor. Gün batımındanın altını çizdim. Batıma? Bizim işte derneğin nesi var? Gün batımından sonra toplantısı var. Ona katılacağım. Alayım. Hiçbir şey gelmiyor şu an aklıma. Harf alayım. Peki. Gece. Gece. 200 puan değerinde. Bu kolay olanıydı. Tamam. Gelsin diyorum. Bir erkek ismi olarak da çıkar karşımıza. Sürekli, kalımlı anlamında, Arapça kökenli, sürekli, eski diyebileceğimiz bir sözcük. Harf alayım. Sürekli. Ünlü bir şairin de ismi. Sürekli. Hı hı. Kalımlı. Kalımlı. Kalıyor. İsmimiz ne kalır bu alemde? Namımız kalır. Öyle değil. Bir harf söz daha alayım. Buyurun. Aa, gelmiyor. Baki. İşte o kadar. 200 puan daha. 5 harfidir, tek bir kelimedir. Matbaa ile ilgili. Matbaacı olmaya gerek yok. Buyurun gelsin. Efendim, yağ bazlı baskı mürekkebiyle suyun birbirine karışmaması prensibine dayanan baskı tekniğidir. İngilizce kökenlidir. Bence bir harf alınız. Harf alayım. Şimdi bir S harfi, belki kafanızı karıştırdı. Bir tane daha alınız ve bu işi bitiriniz efendim. Baskı tekniği. Baskı tekniği. Gelmiyor aklıma ya. Harf alayım. Ofsat mı? Sallıyorum. Şunu bir durdurur musunuz lütfen? Bir daha söyler misiniz? Ofla mı başlıyor? Offset. Offset değil. Ama duyalım söylediğinizi. Offset. Değil. Devam. Offset. Offset. Offset baskı. Ama duymadım. Bu tıpkı Baki gibi bir erkek ismi olarak kullanılmakta. Tamam. Ve de yaygın. Buyurun, geliyor. Öfke, kızgınlık anlamına gelen yaygın bir erkek ismi olarak da kullanılan sözcüktür. Öfke, sinir, öfke. Bir harf alayım. Hemen öfkelenme. Celal. Celal, 400 puan değerinde. 6 harfi, tek bir kelime efendim. Gelsin görelim. Diyor ki, hanım sultanın yüksek makamda bulunan kadınların yardımcısı olan hanım. Cariye falan ama yok, o değil. Bu kelime günümüzde de kullanılan bir kelime. Artık hanım sultan yok ama. Harf alayım. Mesela kadınların, siz evli miydiniz, bekar mıydınız? Bekarım. Efendim? Bekarsınız. Yardımcısı olan hanım. Hizmetçi değil. Harf alayım. Yine bu. Mesela evlendirmeyi düşünürseniz hademe sizin mi de olacaktır? Nedime, Nedime. Nedime, 400 puan değerinde. Yardımcı deyince hademeye gitti aklım. Okula gitti aklım. İlginç olabilir. Gelin ve hademeleri. Gelsin yeni soru. Osmanlılar'da Akıncılar Ocağı'nın komutanı. Komutanı, harf alayım. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en yakışıklı jönünü düşünün. Tarık Akan. Harf alayım, harf alayım. Tabii ki, daha uzun boylu Tarık. Malkoç mu? Hı? Malkoç. Malkoç, 400 puan yerinde. Sürem çok mu gitti? Normal efendim, 1 dakika 43 saniyeniz var. Şimdi bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Biraz fazla kullandınız. Tamam. Ama o oluyor bazen. Toparlayacağınızı düşünüyorum. Tamam. Ben puandan hoşnutum. Şununla birlikte 2000'i aşarsanız da 8000 küsürle bitiririz gibi geliyor. İnşallah. Tamam. Hadi bakalım. Bu neydi? Dil, çene ve kulak altında bulunan 3 çift büyük bezin 2 çene arasına akan salgısı. Tükürük mü? Nedir efendim? Tükürük. Tükürük de. 700 puan veriyorum. Çok acayip şeyleri anlatıyormuş gibi ama değil. Evet. Gayet basit. Bu da öyle. Buyurun gelsin. İyot, brom gibi gazların kullanıldığı lambalar. Nokta nokta lambalar. Ne lambalar bilmiyorum. Muhtemelen evinizde var. Harf alayım. Buyurun. Ne lamba? Harf alayım. O gazların, hani ne gazlardı o gazlar? Halojen. Neydi efendim? Halojen. Ne gazlardı? Halojen. Halojen. Ondan sonra kimya öğretmenimiz öğretmenler odasında onu niye bilemedin diye sizi böyle taliz ederdi biraz. Güzel atlattık maşallah. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. Ne kadar sürem kaldı? 1 dakikadan fazlası var. Tamam. Bu şekilde devam edersek yeter. İnşallah. Buyurun, geliyor.
aynı işi yapanların giydikleri tüzükle belirtilmiş üniforma. Bir örnek giysi. Üniforma. Üniforma. 800 puan değerinde. Hemen gelsin. Hemen gelsin bir yenisi efendim. İkinci 8 harfli cevabınız. Diyor ki kaynak anlamında kullanılan Fransızca kökenli bir sözcüktür. Kaynak. Fransızca. Evet. Harf alayım. Hani şu yazarın çalışmasını. Referans. Referans gösterdik. Gayet güzel. Artık rahatlayın. Süre tamam. Konusunda da rahatlayın. 4 tanecik soru kaldı. 1 dakika var. Haydi haydi yeter. Tamam. Arttırırsınız bile. Şöyle bir baktım. 9 harfli cevaplar gayet kolay. Tamam. Şunu bir halledin bakalım. İnşallah. Hava yolu taşımacılığında kullanılan ve üzerinde saat koltuk numarası gibi bilgilerin bulunduğu belge. Bilet. Bilet değil o. Biletin bir kısmı o. Onu koparıyorlar, bize veriyorlar. Barkod. Sonra diyorlar ki nokta noktanız yanınızda mı? Uçuş. Evet. Kartım. Neydi efendim? Uçuş kartı. Uçuş kartı 800 puan değerinde. İşte bu kadar. Hemen yenisi geliyor. Yine batı kökenli bir kelimedir. Tamam. Buyurun. Genel görünümlü. Genel. Anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Genel. Fransızca. Harf alayım. Böyle mesela müzeler var artık. Genel görünümlü. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Genel görünüm. Manzara. Harf alayım. Sürem gidiyor. Memleket manzarası. Memleket. Pano. Nedir efendim? Panoramik. Panoramik. 500 puan değerinde. Sürem gidiyor. Bir de çok harf aldınız. Evet ama hiç aklıma gelmedi. Durdurup düşünseydiniz bulurdunuz onu. Orada hemen harfe kendinizi. Evet. Ne yazık ki 8000 olmayacak artık. 7800'e çıkabilecek durumdayız. 6400 yapmıştı zaten Gülşah Hanım. Kaç sorum kaldı benim? 2 tane soru kaldı. 12 saniyem var. Çözersiniz 12 saniyede ikisini birden. Garip tabirler. Son sorunun cevabını kesinlikle biliyorsunuz. Bunda biraz kafanız karışabilir ama bence doğruyu bulursunuz burada da. Hadi gelsin. Dişler için titremeden dolayı birbirine harf çarparak alayım. Ses çıkarmak. Harf dişlerim alayım. Ne yapıyor? Ay takır damak. Gerek yoktu o iki evet, harfe. Yoktu. 6600. İsterseniz bu puanın üzerine yatabilirsiniz ama pek tavsiye etmiyorum. Üzerine bir 1000 puan daha konulur. İnşallah, evet. Hemen harfe tutunmayın. Ya evet ikinciyi almasam olurmuş hakikaten. Valla daha öncekileri de almasanız da olurdu. Açıkça söylüyorum. Buyurun son soru. Argo'da mezarlık. Harf alayım. Alalım mı? Almayayım. Tahtalı köy. Tahtalı köy 900 puan veriyor. Güzel oldu. Güzel oldu.